Bu bıyığın altında bir canavar var ve canavarlara kurşun işlemez. Invincible serisinden Omni-Man, baş karakter Mark'ın babasıdır. İlk başta onu adaletin koruyucusu ve süper kahramanların lideri olarak tanırız. Klasik süper kahraman nitelikleri taşır ancak sezon sonunda hikayesinin çok farklı olduğunu anlarız. Militarist bir uzay ırkı olan Viltrumlardan gelir. Viltrumites are very similar to humans, except we can fly, move at super speed, and possess great strength. Guess who's finally getting his powers? When our people come of age, Birinci bölüm Galaktik Evliya Çelebi. Omni-Man üstün bir taktikçi ve dövüştür, gezgindir. Binlerce yıllık savaş tecrübesine sahip yeryüzündeki en güçlü canlıdır. Hedeflerine ulaşmak için toplu katliamlar yapar. Soğukkanlıdır. İnsanlığa karşı empati eksikliği duyar. Ancak kendi soyuna olan bağlılığında da zamanla çatlaklar oluşur. Eylemlerini sorgulamaya başlar. Psikolojik bir iç çatışma yaşar. En nihayetinde Viltrum halkına olan sadakatine rağmen oğlunu öldürmeye cesaret edemez. İnsancıl yanı parıldar. Ona olan sevgisi ağır basar ve gözü yaşlı bir şekilde dünyayı terk eder. İkinci bölüm koyun kılığına girmiş psikopat. Omni-Man katil bir psikopattır. Buna rağmen ilk başta kendini dünyanın kurtarıcısı olarak sunar. Sezon finalinde tüm ekip arkadaşlarını katleder. Cenaze merasiminde onların yasını alenen tutarmış gibi yapar. Sonrasında sadece normal iş arkadaşları olduğunu söyleyerek onların önemsiz olduğunu da ima eder. İnsani duygulardan ve değerlerden yoksun koyun postunda bir psikopattır. En azından en başlarda. Üçüncü bölüm amatör katil zekası. Omni-Man kendi katlettiği ekibinden kurtulan tek kişiymiş gibi davranır. Ancak tamamen saçmalıklar dizisi sergiler. Muhafızların öldürülmesinden sonra hasarlı takım elbisesini elden çıkarmamak Debbie ve Art tarafından ifşa edilmesine yol açtı. Dark Blood'ı cinayetler için suçlamaya çalışmak bu sadece kendisine karşı şüpheyi derinleştirdi. Zaten bu cinayeti araştıran birine okları yöneltmek ne kadar akıllıca. Tüm bunlar amatör bir katilin davranış biçimleridir. Sebebini bilmek istiyorum. Koruyucuların her biri senin için tekrar tekrar hayatını riske etmişti. Yardımlarına ihtiyacım yoktu. Onlar zayıftı. Dördüncü bölüm düşük duygusal zeka. Omni-Man dünyaya gelip bir aile kurdu. Oğlunu 17 yıl boyunca dünya değerleriyle insan olarak yetiştirdi. Buna rağmen oğlundan bir anda başka bir militarist uzaylı safına geçmesini istiyor. Anasına gözünün önünde evcil hayvan diyor. Binlerce masum insanı katlediyor. Ve hala Mark'ın onun yanında yer almasını istiyor. Mark'ın yetiştirilme tarzını ve dünya ile olan duygusal bağlarını düşünmeden Viltrum mirasını hemen kucaklamasını bekliyor. Tüm bunlar Omni-Man'in duygusal zeka yoksunluğunu göstergeleridir. Ancak yine de vücut dili, gözyaşları içinde uçup gitmesi, Mark'a olan sevgisinin büyüklüğüyle ilgilidir. Beşinci bölüm dolaylı benzetmeler. Omni-Man Homelander'a benzetiliyor. Genellikle yüzeyde Injustice Superman'e de benzetiliyor. Ancak animeye aşina olan herkes Vegeta'yla daha fazla ortak noktası olduğunu fark edecektir. Bu ortak özellikler şunları içerir. Savaş ve galaktik fetih dışında hiçbir şey umursamayan savaşçı ırkına mensup olmak. Dünyayı Darwinist bir yönetim tarafından köleleştirmeye hazırlamak. Dünya sakinlerinden biriyle üremek ve bir melez babası olmak. Daha sonra dünya ve ailesiyle gerçek bir duygusal bağ geliştirmek, kendisine karşı çıkan herkesi acımasızca katletmek. Best, or you'll be nothing. Come on, find a way. I entrusted everything to you. My pride, my promise, everything. 6. bölüm yapmam gerekeni yaptım. Muhafızları öldürdüğü gün yüzüne çıkınca tutunduğu bahane yapmam gerekeni yaptım şeklindedir. Ne zaman öldürdüğü ya da zarar verdiği biri olsa her zaman tepkisi zaten zayıf biriydi, güçsüzdü, kırılgan yapıdaydı olur. Nolan eylemlerini çeşitli bahanelerle haklı çıkarmaya çalışır. Bu mazeret anlayışı eylemlerini rasyonel bir çerçeveye sokma çabasını işaret eder. Ancak tamamen akılcılıktan yoksundur. Bu onun suçluluk ve pişmanlık duygularını bastırma dürtüleridir. Viltrum'da
davasına olan sorumluluk duygusunu marka açıklamaya çalışır. Ancak için içinden çıkamaz. Motivasyonlarını tam olarak ona ifade edemez. Kendini tam olarak ifade edememesi insani duygularıyla Wiltrumit içgüdüleri arasında yaşadığı iç çatışmayı yansıtır. Nolan sürekli kimlik, sadakat ve ahlak sorularıyla boğuşur. İki dünya arasında kalmanın parçalanmışlığını yaşar. Onlar zayıftı. Onlar arkadaşındı. Ben de öyle. O yüzden onları eğlencesini öldürmediğini biliyorum. Bir sebebin vardı. 7. bölüm sığ özdeğer anlayışı. Omni-Man insanları Wiltrum ırkına kıyasla daha kısa ömürlü oldukları için değersiz varlıklar olarak görür. Bu anlayış sığ özdeğer anlayışını gösterir. En nihayetinde kendince mantıklı yanları da yok değildir. Kara bir realist çerçeveden bakıldığında yaşamının son anlarına gelmiş birini düşünelim. Genç bir bireyden daha değersiz görürüz onu. Birkaç günlük ömrü olan kelebeğin değeri bir insanınkinin yanında ne kadar değerlidir. Ancak bu bakış açısı özdeğer anlayışından uzaktır. Bir canlıya ne kadar kısa olursa olsun kendi ömür çizelgesi değerli gelir. Bir idam mahkumunun son günü en değerli 24 saatidir. Bir ihtiyar ölüm döşeğinde hala parasının derdinde olabiliyor. Öyleyse sonsuz ve göreceli zaman kavramını içinde barındıran evrende en uzun yaşayan, belki de ölümsüz olan bir canlı türevi diğerini değersiz kılar diyemeyiz. Şöyle düşünelim. Sonsuz yaşama sahip bir asalak ya da parazit türü daha kısa varoluşa sahip bir etik canlıdan ne kadar değerli olabilir? Yerde yatan bir böcek gördüğünüzde onun aşağılık olmadığını varsayabilir misiniz? Bir böceğin hayatı o kadar altınızdadır ki onun hakkında düşünmek bile zamanınızı boşa harcar. Bu siz insanlara karşı hislerimin doğru bir özeti olurdu. 8. bölüm imza hareketi. Omni-Man'in imza hareketi sol elini kasatura gibi kullanabilmesidir. Bu üstün yetenek ürkütücüdür. Düşmanını saliseler içinde boğazını keser, bağırsaklarını döker. Nolan düz elinin yan tarafını güçlü rakipler karşısında kullanıyor genelde. Immortal ve kendi ırkından Lucan'ı bu şekilde infaz ediyor. Yani bu harekete onun psikopatik özel hareketi, yani imza hareketi diyebiliriz. I know. 9. bölüm Omni-Man sosyopatlık testi. Omni-Man'in ağzından söylüyorum. Empati eksikliğim var. Evet. Yaptıklarımdan çok az mı pişmanlık duyuyorum? Evet. Sürekli yalan söyler miyim? Evet. Narsistik eğilimlerim var mı? Evet. İnsanları üzmekten çekinmem. Evet. İnsanları kendi lehime manipüle etmek için maske takarım. Evet. Yani özetle Omni-Man'in tam anlamıyla bir sosyopat olduğunu da söyleyebiliriz. Yani insanlar içi hava dolu et parçaları. Ya onları öldürmeli mi yoksa boyunduruğa mı vurmalı bilmiyorum. Bu sorular umurumda bile değil. Ne istersem o. Yani bir aslan bir ceylanın psikolojisini sorgular mı? Kanser bulaştı insanın kişiliğiyle ilgilenir mi? Bunu başından beri söylüyorum. Kötülük diye bir şey yoktur. Güçlüler ve zayıflar vardır. Sadizm, narsizm, psikopati, insan uydurması kılıflar. Sonunda bir cennet ya da cehennem yok. Yani besin zincirinin tepesi, kemikten bir taht. Benim de ilgilendiğim tek şey bu işte. Bu bir popülerlik yarışması değil. Ha neymiş? Yani bir böcek gördün mü kafasını ezmeli.